Şerife gelinin mutfağı hayli geniş ve ferah. Beyaz ve füme rengi lake mutfak dolapları şık kombin olmuş. Siyah ara fayanslar ve beyaz tezgahla da çok yakışmışlar. Siyah oval yemek masası ve haziranlı sandalyeler mutfağa renk ve tarz olarak gayet uygun. Püskül kenarlı, braçolla tutturulan perdeler son zamanlarda çok trend. Gelinimiz küçük mutfak aletleriyle ankastrelerini siyah, beyaz eşyalarını inox tercih etmiş. Gri tonlarındaki desenli halılar mutfağa çok yakışmış. Aynı şekilde LED lambanın da mutfağa uygun bir seçim olduğunu belirtelim ve sözü ev sahibimize, Şerife gelini bırakalım. Evet kızlar, hoş geldiniz mutfağıma. Nasıl buldunuz mutfağımı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Mutfağın genel olarak güzel bence. Ben beğendim ama bir şeye takıldım. Şu kırmızı şeyler buraya yapışık mı? Neden onun içinde değil? Yani takım olarak uyarladım. Hani o an alırken zaten bu şekilde kombinlenmişler masanın üzerinde. Sanki masaya uyduramadım ama. Ya siyaha en güzel yakışacak renkler bence siyah, kırmızı diye düşünüyorum. Bu şekilde yani. Bir de ben yakışın değil mi kızlar masanın yanına? Aynen, bir de sen evet. Çok yakıştın. Aynen. Yani kokinalar zaten güncel olarak moda. Ve ben mutfağa çok yakıştırıyorum yani hani mutfağımda... Canım niye heyecanlandın? Alt tarafı bir şey sordum, hani sen de biraz heyecan yaptın. Yani evet, ilk günün verdiği bir heyecan var üzerimde, yok değil. ama yani tabii ki zevklerimiz farklı olabilir, buna da saygı duyuyorum. Ama gerçekten dediğim gibi siyaha en çok kırmızı ve beyazı yakıştırıyorum, siyahı yakıştırıyorum. Bu üçünü de bir arada tuttum. Benim de göz zevkime hoş geliyor. Yok, genel olarak beğendim. Mutfağın çok güzel. Teşekkür ederim. Bir de ederim. Şey, kızların bahsettiği tavan bu muydu hani yapılan? Evet. Biraz kızlar, rengi... Daha demin alçı yaptım biliyor musun? Öyle mi? Evet. Gerçekten. Onu neden söylemedin? Duydum, geldim ben de. Hemen bir bakayım dedim. Sesi duyar duymaz. Alçı yaptığını söylemedin ama güzel olmuş. Yardım sen yaptıysan. Dedim. Teşekkür evet, ederim. Evet, ben boşuna usta çağırmışım dedim sonra kendime. Yok, gerçekten. Güzel olmuş. Mutfak masan çok güzel. Bence çok uyumlu olmuş. Çiçeklerin de güzel ama çiçek yanında kokinalar falan çok abartı durdu bence. Aslında hani çiçeklerim hep spor. Yani mutfağımın evet. Tarzına da uygun olduğunu düşünüyorum. Canlı çiçeklerim de eşimin hediyesiydi. Onları da görünen bir yere koymak istedim yani. Bundan ötürü de biraz tabii ki yan yana durup sizin gözünüze fazla gelmiş olabilir. Buna da saygı duyuyorum. Dediğim gibi kokinaları seviyorum yani. Masama da yakıştırdım. O şekilde kullanıyorum. Kullanmayı da seviyorum bu şekilde. Çok alçak değil mi? Biraz alçak gibi. Ne kadar aldın avizeni? Avizemi 400 liraya aldım. Peki bu tezgahtaki baharatlıklar sanırsam ya da... Evet. Onları evet. Ne kadar aldın? Biraz... Onların fiyatı 1200 lira. Biraz sanki mutfağında çok abartılı değil mi? Kızlar abartıyı seviyorum. Her yerde yani, bunu zaten hepinizden anlamışsınızdır. Ama anladık, evet. Yani mutfağımın mutfağa göre olduğunu, salonumun salonuma göre olduğunu düşünüyorum. Yani her şey yerinde bence. Ha belki size abartı gelmiş olabilir ama dediğim gibi ben hep yani uyum içinde seviyorum. Yani buraya gold koysaydım sadece belki olmazdı. Gümüş koysaydım yine hoşuma gitmeyecekti. Ya da işte sade ahşap bir kavanoz takımı koysaydım yine hoşuma gitmeyecekti. Ama dediğim gibi yani kristal seviyorum. Siyahı da seviyorum. Bundan dolayı da mutfağıma en uygunu buydu. Ayrıca bir de ben bunu ceviz sandım ya. Çok cevize benzemiyor mu kızlar? Evet. Hamileyim biliyorsun, canım da çekti ya. Gerçi olsaydı yerdik şurada. Keşke. Bulundursaydım sana. Keşke. Ben sana veririm. Tamam. Orada bir şey gördüm. O neden boş peki? İçine bir şey, meyve falan. Tamam. Evet, doğru. Koysaydın bari. Evet. Onu buraya koysaydın da üzerine meyve falan koysaydın daha güzel olurdu. Kızlar Ramazan ayında olduğumuz için göz hakkı diyerekten yani onun içini boş bırakmayı tercih ettim. O zaman onu kaldırsaydın oradan, boş bırakmasaydın. Yani şimdi çöp kovan ve soğan kutumda aynı şekilde uyum sağladığı için benim yani dediğim gibi yeşillikler, çiçekler falan olduğu için benim göz zevkimi rahatsız burası etmedi. Kaldırma gereği duymadım. Orası çeyizimden. Evet, hayır, aslında çeyizimden aldığım
takımlar uyum sağladığı için o köşeye biriktirmek istedim. Tezgahtaki kahvelerini de oraya alabilirdin. Kahve köşesi yapmadım diye baharatlıklarımı orada kullanmak zorunda değilim ki. Ben tezgahımı dolu seviyorum. Ben de tezgahın üstünde beğendim. Mesela ocağın yanında yakın bir yerde. Burada olsaydı zor olurdu. Ama orada kahve var. Kahve makinesi yani burada. Yani şunu da söylemek istiyorum. Kahve makinesini oradan alıp tezgahımın üzerine götürmek benim için zor bir şey değil. Sonuçta orada da priz var. Ya bir şekilde yine işimi görüyorum yani. Burada benim bildiğim kadarıyla, benim kendi şahsi fikrimde tezgahın üzerinde bu tür şeylerin yapılması daha uygun. Peki. Ben genel anlamda beğendim mutfağını. Teşekkür ederim. Evet kızlar, zaten mutfağım hakkında söyleyecek çok bir şey bulamadınız. Ben de zaten tavanı bu yüzden bırakmıştım size. Teşekkür ediyorum. Bir de bir şey soracağım. 6 aylık evliydin değil mi? Evet. Masamda çizikler var. Evet, masamda bu konuda haklısınız. Siyah çok çabuk çiziliyor. Çok toz alıyor. Yani bir şey koysan oturduğun an direkt çiziliyor. Yani bu konuda gerçekten ben de rahatsızım. En kısa zamanda zaten değiştirmeyi düşünüyorum masamı. Peki ne kadar aldın masanı, sandalyeni? Masamı 5000 liraya aldım. Halıların da keşke bir tık renkli olabilirmiş, patlatabilir misin? Çok gri olmuş. Fiyat öğrenebilir miyiz halılarını? Halılarımı toplu bir şekilde 8500'e almıştım. Yani adet olarak bilmiyorum. Ama tabii ki koridorun halısını daha sonra çıkardım. O fiyata dahil değil. Onu da ayrıyetten o iki yolluğu 8000'e almıştım. Kızlar, başka bir yorumunuz, fikriniz, düşünceniz yoksa mutfağımı da çok beğendiğiniz anlaşılan diğer odaya geçelim isterseniz. Diğer odaları görelim o zaman. Aynen, görelim bakalım.